Herkese merhaba sevgili dostlar. Yeni bir yayında karşınızdayım. Ses, görüntü nasıl? Bana bir geri bildirim verirseniz sevinirim. Bugün <laughs> e, ne yapacağız onları size anlatmak istiyorum. Öncelikle biliyorsunuz e, şu anda YouTube içinde kayıttayız. Öncelikle yeni çıkan data'nın kurulumunu yapıp bir göz atacağız. E, tamamsa herhangi bir sıkıntısı yok ise Kaldığımız yerden devam edeceğiz kendi oyunumuza belki buna da Bir kariyer açarız duruma göre bakalım Öncelikle hoş geldiniz Şimdi indirme linklerini Youtube için söylüyorum Açıklama kısmına bırakacağım Şu an canlı izleyen arkadaşlar da Bu linkten Nisan 2022 Yaması olarak Chapman sitesinden bulurlar, bulabilirler. Ee, burada nasıl anlatıldığı var. Ben size görsel olarak da bunu anlatıyor olacağım. Şimdi ben öncelikle oyunu indirdim ve ee, 3968 zamanını indirdim, oyunu da indirdim. Şimdi kurulumumuza geçelim. Öncelikle ee, bilmeyenler için söylüyorum, imaj dosyasını sağ tıklayıp bağla dediğiniz zaman herhangi bir ek image driver'a gerek kalmadan Windows 10 kullanıcıları için bu geçerli. Bu şekilde kurabiliyorsunuz. Bu şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Sonrasında burada oyunları farklı şekilde kurabiliyorsunuz. Yani farklı database'lerini burada bulundurabiliyorsunuz. Ben çoklu database oynamayı seviyorum. Farklı database'ler de var kurduktan sonra bütün ayarlarını yaptıktan sonra ismin değiştirmeniz yetiyor. Yeni kuruluma izin veriyor. Şimdi burası böyle bir beklesin. Tekrar geri dönelim. Kurulumunu başlatalım. Şimdi yeni bir kurulum yapacağız. Evet. Kuruluma başlamaz ise görev yöneticisine giriyorsunuz. Ayrıntılara git diyorsunuz setup.exe'de bekleme zincirini incele deyip bunu kapatıyorsunuz. Ve başlıyor. Kurulumumuz bu şekilde başlıyor. Aynen 3968'de kurmanız gerekiyor. Şu an ben temiz kurulum yapıyorum. Buradan da inceleyebilirsin. Burada da görebilirsin. ben oyunlarımı Nereye kuruyormuşum? Öncelikle ona bir bakmak istiyorum. Sen bir geri gel bakayım. F'ye kuruyormuşum. O dolayısıyla bunu değiştiriyoruz. F yapıyoruz. Okey diyoruz. Kurulsun mu? Kurulsun. Evet. Custom kuracağım oyunu. Ee, sese ihtiyacım yok. Quick Start'a ihtiyacım yok. Pictures ihtiyacım kalsın ya pictures kalsın tamam history e, pictures tools ve pictures kalsın devam edelim kuruluma geçelim next diyelim kurulum başlıyor normalde resimleri seçmiyorum ama bu sefer seçmiş bulunduk bakalım bu sefer böyle bir kursun Ee, kısa yolu istemiyorum çünkü kendim tıklayarak girmem lazım yoksa e, diğer versiyonlar arasında karışıklık yaşarsınız. Kurulum bitti. Şimdi burayı tekrar kapatalım. Bunu aşağıya çekelim. Şimdiki yapmamız gereken 3968'i kuracağız. Patrick, hoş geldin. Teşekkür ederim. Evet, kurulum birazdan da oyuna geçeceğiz. Bunun da kurulumunu bitirdik. Sonra geliyoruz data'ya. Datayı da bu şekilde sağ tıklayıp çıkartabilirsiniz. Bütün dosyaları seçip buraya atıyorsunuz. Hedefteki dosyaları değiştir. Şimdi son olarak Nix Patcher kaldı. YouTube kanalımıza gidelim kanalımızdaki videoların altında vardı oradan indirelim nixpeachirimizi aynı zamanda bu videomuzun da altına bu şekilde e, yükleyeceğim aynısı olacak e, nereden indirebilirsin abim şu videomuzu bulursan youtube kanalımızda bunun altında var Fetcher'ımız indi. Fetcher'ı da şöyle alalım. Boşluk bırakmadan yazarsan daha iyi olur. Bu şekilde. Bunu da atalım buraya. Şimdi burada birkaç şeyi göstermek istiyorum ben size. Oyunu yönetici olarak çalıştırmanız gerekiyor. Buradan öncelikle oyunun dosyasını bulacağız. Oyunun dosyasını bulduk. Evet. Oyunun başlangıç yılını 2021 yapacağız. Bunu kesinlikle işaretlemeyin. Oyunun çökmesine sebep olur. Ee, oyun bir tarihte kapanıyorsa, sürekli aynı tarihte kapanıyorsa tamamen sebep budur. Bunu kaldırarak devam edin. Ee, potansiyelin artmasını sağlayan bölüm şimdi liglerdeki Şeyi göstereceğim size yabancı kontenjanların nasıl düzenlendiğini. Apply a diyeceksiniz buradan. Foreign yazın ve çıkan yerden Türkiye ile alakalı olan yerlere tik atın. Ee, Avrupa Birliği'nde yabancı kısıtlaması tamamen kaldırılmış durumda. İngiltere'deki yabancı kısıtlaması tamamen kaldırılmış durumda. Türkiye Ligi'ndeki yabancı e, kısıtlamasını kaldırıyoruz bu şekilde. Tamam. Bu şekliyle onaylıyoruz. Apply edildi. Hepsi tamam oldu bu haliyle. Apply. Oyunumuz kuruluyor. Ne sıklıkla bu yenileme geliyor. Senede iki defa geliyor. Geçen sefer Ekim'de gelmişti. Bu sefer Nisan'da geldi. Peçimiz tamam. Şimdi oyunumuzu bir deneyelim bakalım. Masa üstüne tekrar geçelim şöyle. Oyunu bir çalıştıralım. Tabii ki e, tam ekran olarak geldi. Şöyle bir düzeltelim. Tamam. Şimdi bir oyun başlatalım. Türkiye liginden bir takım seçelim. Bir kurulum yaptım bir bakalım nasıl olmuş, neler olmuş. Ee, bütün oyuncuları yüklemeyi seçtiğimiz için bu süre uzuyor. Uzadı. Kurulumumuz bitmek üzere. Evet şimdi kurulumumuz bitti. Bir deneyelim bakalım. Ligimiz nasıl imiş? Hemen Türk seçelim. Bir Galatasaray'dan başlayalım. Galatasaray'da kimler var? Iñaki Peña gelmişti. Barcelona'dan kiralık olarak burada. Luyendamayı kiralık olarak göndermiştik. Gomis gelmişti. Gomis de burada eklenmiş durumda. Galatasaray tamam. Şimdi dönüyoruz. Beşiktaş'a bakalım bir de. Ersin Destanoğlu burada. Beşiktaş'ın devre arasında yaptığı transfer var mı? Hatırlamıyorum ama. Beşiktaş'ın kadro da tamam. Fenerbahçe'ye bakalım. Sezon ortasında yaptığı transfer var mıydı? Fenerbahçe'yi takip etmediğim için bilmiyorum. Bir tek Arda Güler'e bakmak istiyorum ki Arda Güler'i taş gibi yapmışlar. Çok iyi. Diğer genç Crespo'yu nasıl yapmışlar ona bir bakalım. Crespo'yu normal yapmışlar. Ee, Ferdi Kadıoğlu o da taş gibi. Güzel. Şimdi buradan <laughs> bir Galatasaray'ı alalım. Bir deneme amaçlı bir başlayalım bakayım bir şöyle bir bakacağım ee, kasa ne alemde finans diyelim 14 milyon para var Arda Turan yine iyi yapmışlar Berkan Kutlu'yu güzel yapmışlar komis takımın kaptanı Babel falan iyi et manager yapıp diğer takımların kadrolarına bakmak istiyorum Trabzon'u bir al bakayım bir Trabzon'a bir gel. Koyta var. Edin Visca gelmiş, Edin Visca var. Abdülkadir Ömür mükemmel. Malek Hamşik çok iyi. Uğurcan Çakır çok kaliteli. Kasane alemde 7 milyon para var. Bu da normal sayılır. Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş'ın kadro ne alemde? Şey e, kasa. Onda da 7 milyon var. Fenerbahçe'ye bakalım bir de. Fenerbahçe'nin kasa 10 milyon var. Normal. Güzel. Oynanabilir şekilde. Çok güzel yapmışlar. Şimdi bunu bu şekilde bitirebiliriz. Son bir şey göstermek istiyorum. Oyundan bir çıkış yapalım. Exit çıkabiliyor muyuz? İzin vermiyor. Biz onu açmadık çünkü. Deneme diyelim şöyle. Ben nasıl olsa bunu şey yapacağım. Kullanmayacağım. Çıkışımızı yaptık. Şimdi e, oyuna döndük. Şey ana ekrana döndük. Bunun adını boşluk bırakmadan hatta boşluk olsun ya bir şey olmaz. Ekim 2022 olarak değiştirip yeni oyunu tekrar kurabilirim kendisi klasör oluşturacak. Bu kadar kurulum bu kadar basit. Ee, YouTube için söylüyorum bu videonun altına açıklamalarda bırakıyorum linkleri İsterseniz oradan indirebilirsiniz. Ee, YouTube için hoşça kalın diyoruz. Bay bay dostlar.